Evet, iyi akşamlar. Sisler Bulvarı'ndan iyilikler, esenlikler diliyoruz ve Türkiye gündemindeki tabii ki konular değişik ve hareketli, gün geçtikçe, saat geçtikçe değişen olaylara da tanık oluyoruz bu süreç içerisinde. Mesela akşam saatlerinde Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden alındığı haberini öğrendik. Ve Vefa Salman'la az sonra Vefa Salman'la bağlantı kurmadan önce efendim iyi akşamlar. Konuğumuzun Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu hatırlatalım. İyi akşamlar dilerim size. İyi akşamlar de. Efendim. Efendim biliyorsunuz bugün aynı zamanda Regaip Kandili. Evet. Bütün vatandaşlarımızın Regaip Kandili'ni tebrik ediyoruz. İnşallah hep birlikte huzurlu bir gece. Bütün dünyaya da huzur diliyoruz. Bölgeye de huzur diliyoruz. Her vatandaşımız evimizde, yuvamızda, sokağımızda, caddemizde, huzur içinde yaşamını sürdürsün. En büyük dileklerimizden birisi bu. Efendim aynı zamanda bugün bir ölüm yıldönümü var. Gerçekten Türk siyasi hayatında önemli bir isim. Evet. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın, Profesör Necmettin Erbakan'ın da bugün ayrıca ölüm yıldönümü. 27 Kasım 2011 yılında hayata gözlerini yummuştu. Türk evet, siyasetinde Allah rahmet eylesin önemli efendim. Rahmetli Erbakan benim başbakanlığımı da yapmıştı. Ben bürokrattım onun döneminde. Siz o zaman SSK Genel Müdürü evet, müydünüz? Evet, başbakanlığımı yapmıştı. Başbakanlıkta arada bir toplantılar olduğunda o toplantılara katılırdık. Kendisini rahmetle anıyoruz. Gerçekten Türkiye'nin kalkınması, zenginleşmesi için çaba harcayan önemli devlet adamlarımızdan birisidir. Evet. Efendim bu akşam saatlerinde belki sizi de şaşırtan bir gelişme oldu. Evet. Biliyorsunuz Yalova Belediye Başkanı görevden alındı Vefa Salman. Evet. Siz o konuda öncelikle kısa bir girişinizi yaptıktan sonra bu konuyla ilgili Vefa Salman'a da bağlayacağız. Şöyle, olay ilk gündeme geldiğinde ben Vefa Bey'i aradım. Nedir bu olay diye gazetelerde yer aldığında Vefa Bey ayrıntıları anlattı bana. Belediye ile herhangi bir bağlantısı olmayan bir kişiyle belediyede çalışan bir işçi, işçi pozisyonda çalışan birisinin arasındaki bir ilişki. Bir memur haksız yere belediyeden kaynak transferi yapıldığını, para aktarıldığını tespit ediyor. Sonra diyorlar ki ya bunu bir araştırın bakalım, bunun boyutu nedir, tabii, büyüklüğü nedir diye. Vefa Bey'e bildiriliyor. Vefa Bey o zaman kendisi Yalova dışındaymış. Ben geliyorum akşam bana ayrıntılı bilgi verin diye. Ayrıntılı bilgi veriliyor. Onun üzerine Vefa Bey durumu hem Cumhuriyet Savcılığı hem emniyete suç duyurusunda bulunuyor. Olayın aydınlığa çıkartılmasını istiyor. Olay bu. Bize Evet. yansıyan Sizin olay bu. olay bu. Yani suç duyurusunda Evet. bulunan, Biz de olayın efendim şöyle araştırılmasını yapalım. isteyen Vefa Bey. Evet. İçişleri Bakanlığı'nın akşam saatlerinde yaptığı Evet. bir açıklama var. Herhalde bu arada Sayın Vefa Salman da telefonumuzdadır. Vefa Bey bağlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Alo. Vefa Bey iyi akşamlar. Sayın Öztürk iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Görevden alındığınız ilişkin haberi öğrendik. Öncelikle böyle durumlarda herhalde geçmiş olsun deniriz. Mutlaka dava süreciniz veya olayla ilgili yargı süreciniz başlayacaktır ama bu konuda herhalde sizlerin de tabii ki söyleyecekleri vardır. Önce şöyle söyleyelim, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardan bazı bölümleri okuyalım. Siz de bu konulardaki görüşünüzü alalım. Deniliyor ki Yalova Belediyesi'nde nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, zimmet ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılmış olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Yalova Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında 10 Şubat 2020 tarihinden önce işlem yapılmak üzere 3 mülkiye müfettişi gönderilmiştir. Bu konudan bilginiz vardır mutlaka. Bu iddialar öncelikle son derece ağır iddialar. Öncelikle buraya ne dersiniz Vefa Bey? Şimdi şunu söyleyeyim. Bu akşam Regaip Kandili başta Yalovalı hemşehrilerim olmak üzere bütün vatandaşların Regaip Kandili'ni kutluyorum. Genel Başkanımı da buradan saygıyla selamlıyorum. Burada şimdiye kadar yapılan işlemler ne yazık ki bir hukuktan söz etmek söz konusu değil. Siyasallaştırılmış bir süreci yaşıyoruz. Bu bir gerçek. Onu altını kalın çizgiyle çizeyim. Buradaki iddialar var ama iddialar doğru değil.
Öncelikle daha henüz bana bir tebliğ yapılmadı. Ben de sizin gibi basından ve İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı arkadaşlarım bana iletti. Oradan takip ettim. Tekrar bakacağız bize gerekli tebliğ yapıldıktan sonra. Evet. Burada açık ve net söyleyeyim. Ben değil, Yalova halkının iradesi görevden uzaklaştırılıyor. Ben önemli değilim. Neden? Ben bugüne kadar 3 kez seçilmiş bir belediye başkanıyım. 2014'te seçildim. 21 gün belediye başkanlığı yaptım. Sandıktan sonra olay adliyeye gitti. Burada çözülmedi. Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. İptal oldu seçim. Tekrar biraz ilanda tekrar seçim yenilendi. Ve Yalova halkı iradesini, teveccühünü bir daha gösterdi. Beni yeniden seçti. Vefa Bey. 5 yıl boyunca hiçbir şekilde Yalova halkının karşısına boynu eğik çıkmadık. Sonuna kadar Yalova'nın hakkını 1 lirasını dahi kamunun... Şimdi bununla ilgili olarak şöyle bir iddia var. Müfettişlerin belirlemelerine dayanarak İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada deniliyor ki, Yalova Belediyesi'nin gelirlerinin büyük bir çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığı, 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle bu hesaptan belediyeye hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11.428.433 lira aktarım yapıldığı tespit edilmiştir. Var mı böyle bir sizin duyumunuz veya tespitiniz? Sayın Öztürk, bunu ortaya çıkartan biziz. Oradaki bir usulsüzlüğün, bir dolandırıcılığın, bir soygunculuğun Yalova Belediyesi'nden tespitini biz yaptık. Arkadaşlarımız yaptı. Yaptıkları gün akşam bana bildirdiler gece 10.30'da. Ertesi sabah ben talimat verdim. Cumhuriyet Savcılığına, emniyete suç duyurusunda hemen bulunuyorsunuz ve artı Sayıştay denetçilerine de, Sayıştay'a da, mülki müfettişlerine de gelip burayı denetleyin. Mali hizmetlerimi sonuna kadar inceleyin. Talimatını veren benim. Bu olayı ortaya çıkartan biziz. Başkası değil. Ki biz seçimde oturduğumuzdan beri, 2014 yılından beri her 6 ayda bir düzenli Sayıştay denetçileri tarafından denetleniriz. Onun dışında da mülki müfettişleri tarafından da denetlenmemiş sürdürülüyor. Bakın, onlar uzman kişiler. Ben belediye başkanıyım, siyasetten gelmeyeyim. Ben bu konuda uzman olmam mümkün değil elbette ama o uzman denetçilerin dahi ortaya çıkartamadığı bir nitelikli bir dolandırıcılık gerçekleştirilmiş. Yani onlar dahi ortaya çıkaramamış. Bunu bir şekilde arkadaşlarımız tespit etmişler. Burada şey var demişler, ben de sonuna kadar üstüne gidiyoruz. Gerekeni yapın talimatını vermişim. Evet. Burada iddia edildiği gibi bir paranın başka hesaba aktarılması veya bu ödemenin benim bilgim olarak yapılması mümkün değil. Zaten bu konularda direkt Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkili. Kanun o yetkiyi Mali Hizmetler Müdürü'ne vermiş. Onun imzası şöyle devam ediyorum. O zaman anlaşıldı konu. Mümkün değil. Evet. Siz diyorsunuz benim bu olayı ortaya çıkaran zaten biziz diyorsunuz. Bir de tabii bu süreç içerisinde Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, Mali İşler Müdürlüğü personeli Reşat Ergin ve belediye görevlisi Bahar Taşkömür'ün aralarında bulunduğu bazı kişilerin Yalova Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında tutuklanıyor. Bu tutuklamalardan bilginiz tabii ki var. Şu andaki tespitlere göre kapsamında bahse konu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muazzallı şekilde kullanıldığı, 2,5 yılda hakikaten ama böyle belediye başkanı olarak böyle bir 2,5 yıldır muazzalı bir şekilde hesap varsa bunun belediyenin ortaya çıkartması gerekirdi diye bakıyorum. Çünkü belediyenin de ayrıca bir iç denetimi vardır sanıyorum. Şimdi bakın Sayın Saygöz'tür, 2,5 yıl denen konu şu. Bu yolsuzluk ilk kez 2017'nin Haziran'ında başlıyor. Evet. Bunu da ortaya koyan, bunu da biz müfettişlere bildiren biziz. Devamındaki tespitleri de arkadaşlarımız yaptı burada. Ki müfettişler bu konuda benden bir savunma yazılı ya da sözlü almadılar. Geldiler 10 gün çalıştılar. Ondan sonra buradan ayrıldılar. Bugün basından bunu okuduk ve bu olay gündeme geldi. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Ben de başkan yardımcım da dahil benim kredi kartı hesaplarım, banka hesaplarım, aynı şekilde mal varlığım, eşimin mal varlığı, kredi kartı hesapları, banka hesaplarının ben sonuna kadar incelenmesini istiyorum. Niye? Benim mal varlığım belediye başkanlıktan sonra artmış mı, azalmış mı? Orada görülecek. Beni Yalova kamuoyu, Yalova halkı iyi tanır. Bizim anam babam hayatta, bizim boğazımızdan bir gram haram para geçirmediler. Ben de rahmetli evladımın boğazından bir gram haram para geçirmedim.
bizim parayla pulla işimizin olmadığını Yalova halkı iyi bilir. Bizi seçen Yalova halkı, biz hesabı zaten önce Allah'a sonra Yalova halkına veririz. Verdik de. Daha net bir şey söyleyeyim. Yani ben kamu parasında son derece hassas, titiz bir adamım. 1 lirasına dahi hassasım ki şuna baksınlar. 2014 yılından bugüne kadar cep telefonu faturasını benim Kaan'ın hakkım olduğu halde ben kendi cebimden ödeyen bir adamım. Evet. Yine yeri geldi belediye borçta diye ben eşimin üzerine olan makam arabasını kullandım. Yeri geldi parasını, mazot parasını, benzin parasını cebimden ödedim. Şimdi onlar konuşurken bana tabii bu ithamlar biraz bu işin siyaset zeminine oturduğunu ve siyaset çarkında döndüğünü işaret ediyor. Yani bilgilere tabii gittikçe de şey yapıyoruz, daha detay sahibi oluyoruz bu anlamda. Ama şunu da ifade etmeden geçmek istemiyorum. Yalovalı hemşehrilerimin artı CHP'li gönüldaşlarımın, yoldaşlarımın ben hiçbir zaman mahcup edecek bir işlemim olmadı, olamaz da. Ki zaten böyle bir şey olmadığı için bizi 2019'da Yalova halkı bir daha göreve getirdi. Vefa Bey, evet onu anlıyorum. Şimdi bir de yine İçişleri Bakanlığı'nın tespitinde diyor ki Vefa Salman'ın daha önceden kendisinin imtiyaz sahibi olduğu, şu anki imtiyaz sahibinin ise akrabası olduğu bir tüzel kişiliğe belediye ile ilişkili olabileceği değerlendirilen çeşitli yöntemlerle para aktardığına dair ifade edildiği tespit edilmiştir diyor. Var mı böyle bir tespit veya sizin böyle bir imtiyaz akrabanızın olduğu bir kişiliğe? Yalova'da kurulan ikinci günlük gazetenin 6 yıl kadar hafızam yanıtmıyorsa imtiyaz sahipliğini yaptım. En son bıraktığım zaman 2001 veya 2002 olması lazım. Evet. Yani akrabası derken de benim öyle bir yakın bir akrabam değil. O zaman oraya şöyle söyleyeyim. Muharrem İnce de ortaktı örneğin. Kamuoyunun tanıdığı bir isim olduğu için söylüyorum. 20 ortak vardı. Asper kadar bana kaldı ama ben 2001-2002 yılında bir de şey vaziyette ayrıldım. Yani kızgın kırgın kavgalı bir vaziyette ayrıldım. Yani onu orayla ilişkilendirmek hangi mantığa, hangi akla sığar anlamak mümkün değil. Hatta şunu söyleyeyim. Öyle madem iddia var. O gazetenin sahibinin de mal varlığını, bütün hesaplarını, efendime söyleyeyim kredi kartlarını sonuna kadar incelesinler. Yani oradan da ben alnının açık olduğunu gayet net biliyorum. Yani bunlar sadece bir iddia. Bu tabii. Doğru önce şunu söyleyelim. Vefa Bey, şimdi bunlar sonuçta zaten bir iddiadır. Sizin bu olayla doğrudan bilmem suçlama olay değildir. Bu nitekim Mülkiye Müfettişleri tarafından düzenlenen bir rapordur ve bu raporla ilgili süreçler, dava süreci veya işte soruşturma ile bağlantılı süreçler devam edecektir. Bu sizin zaten suçlu olduğunuz anlamına gelmez. Nitekim zaten 47. maddeye göre görevden alma da bir tedbir amaçlıdır. Yani bu sizin suçlu olduğunuz anlamına gelmediğini vurgulayalım. Tabii bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu münferit bir olay. Yani kamu kurumlarının birçoğunda daha önce yaşanmış, yaşanan belki bundan sonra da yaşanacak bir olay. Ama olayın içerisinde siyasetçi olunca ister istemez başka bir şeye oturtuldu. Yandaş medyada bu konu çok çarpıtıldı. Rakamlar abartıldı. Başka platformlara çekilmek istendi. Ama bu şekilde bir görevden uzaklaştırmanın da tekrar söylüyorum Yalova halkına verilmiş bir haksızlık olduğunu, onların iradesine konmuş bir ipotek olduğunu ben düşünüyorum. Öyle değerlendiriyorum. Yani 3 kez seçilmenin bedelini ödetiyorlar diye düşünüyorum. Yani hırsızı biz yakaladık. Suç mu işledik diye de düşünüyorum, açık söyleyeyim yani. Anladım. Zaten savcılık tarafından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sizin hakkınızda ihaleye fesat karıştırmak ve zimme suçlamalarından dolayı da zaten soruşturma başlatılmış durumda biliyorsunuz. Bu savcılığın soruşturma dosyasında sizin hakkınızda işte ihaleye fesat karıştırmak, zimme suçlamalarından soruşturma yürütülüyor. Belediye başkanının belediyenin en üst yöneticisi olma sıfatıyla birçok işlemde etki edebilecek yetkiye sahip olması, yürüten adli ve idari soruşturmanın selameti, suç delillerin yok edilmesi, karartılmaması ya da değiştirilmesini engellemek amacıyla belediye başkanı sizin yani
Şu an tutuklu olan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç'in anayasanın 120. maddesi, işte belediye kanununda 40. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak zaten açığa alındığınız ifade ediliyor. Son olarak Sefa Bey, anladığım kadarıyla bu konuyu başından beri çıkartan siz olduğunuzda vurguluyorsunuz. Böyle bir olayın CHP'ye dönük büyük bir CHP'ye dönük süren, devam eden birçok olaylar var. Bu olayların bir parçası olarak da yorumladığınız oluyor mu? Mutlaka. Yani bunu en net vaziyette Sayın Genel Başkanımız orada değerlendirecektir. Daha önce de yaşandı örneklerini. Örneğin Ataşehir Belediyesi'nde de benzer bir şekilde yaşandı. Bugün de Yalova'da bunu yaşıyoruz. Siyaset ateşten bir gömlek. Bu gömleği biz bilerek giydik. Makamda oturmanın bazen zaman zaman bedelini insana ödetirler. Ama burada doğru ortaya çıkmalı. Gerçek ortaya çıkmalı. Tabii. Bizim ortaya çıkardığımız bir suçun bize bumerang gibi geri döndürülmesi kolay kabul edilir bir olay değil. Tekrar söylüyorum. Bu Yalova halkına indirilmiş bir ciddi bir şeydir, darbedir. Yalova halkına yöneltilmiş ciddi bir suçlamadır. Haksızlıktır, hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Yalova halkının iradesine konmuş bir prangadır. Aynı zamanda o iradeyi yok saymak. Bildiğim kadarıyla belediye meclisinde Cumhur İttifakı'nın üyeleri daha fazla, değil mi? Doğru. Belki bu olayda onun da etkisi olmuş olabilir. Nasıl söyleyeyim size? 31 meclis üyesi var Yalova Belediyesi'nin. 15 tanesi Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyesi, 2 tanesi Milliyetçi Hareket Partili meclis üyesi, bir İYİ Partili arkadaşımız var, 13'te Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız. Yani anlaşılıyor ki soruşturmanın sonucuna kadar artık ne zaman biter o da hiç belli olmaz, biliyorsunuz genelde soruşturmalar da uzuyor. O zaman Yalova'ya CHP'den artık çıktı diyebiliriz, değil mi bu durumda? Bu anlamda öyle. Yani sandıkta başarılamayan bir sonuç ne yazık ki bu şekilde geri alınmaya çalışıldı. Size o anlamda başarılı olundu diyeyim. Son bir soru daha sormak istiyorum Sayın Başkan. Ben inanıyorum. Yani hukuk yeri geldiğinde gereğini yapacaktır. Biz tertemiz vaziyette çıkıp tekrar görevi, ne zaman olur tabii, hukuk süreci nasıl işler, şimdiden ona bir tabii, koymak, o ayrı. Süreç koymak mümkün değil. Ama adalet tecelli edecektir. Yukarıda Allah'ın adaleti var. Her zaman ben buna bu mübarek gecede inandım. Seçimin 2014'teki ilk gecesi de Allah'ın adaleti var dedim. Arkadaşlarımı yukarıya gösterdim. İkinci seçimde de gösterdim. Üçüncü seçimde de gösterdim. Hala da Allah'ın adaleti olduğuna yürekten inanıyorum. Mutlaka o adalet Allah katında da hukuk Sefa katında Bey, da tecelli edecektir. Sefa Bey, size son bir sorum daha olacak izninizle. Bu süreçte, yani başınıza gelen bu olayla ilgili olarak partinizden, yani CHP'den bu konularla ilgili böyle bir size karşı, işte bu olayların içerisinde sizin başkanlıktan alınmanız, arkadaşlarınızın tutuklanması gibi olaylarda parti içerisinde de aleyhinize olan çevreler var mıydı? Bunu da merak ettim ben. Vallahi şimdi bizim partinin bu tip bir olayda topyekün hareket etme gibi bir özelliği vardır. Cumhuriyet Halk Partililerin bu tip olaylarda refleksi bir bütün halinde olur. Tepki koyarlar. Biz zaten vatandaşın haksızlığa uğramaması için ortaya çıkmış, küllerinden doğmuş, müdafaa hukuk cemiyetinden köken almış bir siyasi partiyiz. Yani biz bir dilekçeyle kurulmuş bir parti değiliz. Bizim ruhumuzda, bizim kökümüzde mücadele var, yılmamak var, sonuna kadar gitmek var. Ben bu anlamda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın da hemen bu geceden itibaren gerekli direnci, gerekli mücadeleyi ve gerekli refleksi göstereceklerine yürekten inanıyorum. Peki. Genel merkezimiz zaten ilk günden beri süreci takip ediyor. Bu akşam da başta genel başkanımız olmak üzere aradılar, sordular. Yarın da saat 12'de burada il binamızın önünde olacaklar. Gelecekler, gerekli açıklamayı onlar da yapacak.
Ben o anlamda en ufak bir endişe duymuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Ben İyi geceler diliyorum. Sayın Öztürk, iyi yayınlar diliyorum. Saygılar. Sağ olun. Efendim sen Vefa Salman'ı da dinledik. Evet. Bu dinlenen ve bu açıklamalar, İçişleri Bakanı'nın açıklamalar çerçevesinde genel olarak bakışınız nedir efendim? Ne oldu burada? Önce Saygı Bey, önce gazetecilik yaptığınız için size yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aldınız İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı. Açıklamada en hayati, vatandaşın da bilmesi gereken soruları sordunuz. Dolayısıyla belediye başkanımız da size o sorulara büyük bir samimiyetle cevap verdi. Bir, olayı ortaya çıkaran kim? Orada çalışan bir memur. Olay yansıdıktan sonra ne yapıyor belediye başkanı? Belediye başkanı derhal olayın bütün ayrıntılarını ortaya çıkarın diyor. Evet. Üç, geliyor olayın bütün ayrıntılarını gördükten sonra emniyete ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Bu kadar açık. Açın. Şimdi bu olay açıklamada da yer alıyor. Uzun süredir devam eden bir olay. Ama bir memur orada tesadüfen uğraşırken bunu buluyor. Belediye hesapları daha önce denetlenmiş ama hiçbir denetim elemanı bunu görmemiş. Oradaki birisi görüyor ve suç duyurusunda bulunuyor. Belediye başkanımız, belediye başkanının kutlanması lazım. Delilleri gizleyecek. Delilleri niye gizlesin ki? Zaten çıkaran kişi kendisi. Bir şey daha var orada. O da çok önemli. Sayın belediye başkanımız diyor ki, benim eşimin yakınlarımı, çocuğu vardı, vefat etti çocuğu. Allah rahmet eylesin. Bütün mal varlığım açıktır. Bütün mal varlığımı inceleyebilirsiniz diyor. Kendisi de mal varlığını açıklayacak zaten. Bankalardan bilgi alma hakları var mı? Var. Var. Başka yerlerden bilgi alma hakları var mı? Var. Bizim belediye başkanımızın çocukluğundan başlayıp hatta gençliğinden başlayıp şimdiye kadar bütün mal varlığını isterlerse öğrenebilirler, öğrenebilirler. Öyle, her şey meydanda mı? Meydanda. Annesinin babasının mal varlığı, onları da araştırın diyor. Annemin babamın mal varlığı, onları da araştırın diyor. Bana söyleyebilir misiniz? Hangi AK Partili belediye başkanı bu kadar açık yüreklikle çıkıp benim mal varlığımı, ailemin mal varlığımı, annemin babamın mal varlığını açıklayın diyebilir? Bunu ancak CHP'li Yalova Belediye Başkanı söyleyebilir. Üstelik bakın, belediye başkanlığı seçimine girdi, kazandı, iptal ettiler. Bir daha seçim yapıldı, bir daha kazandı. Son sefer yine kazandı. Ne yaptı bu belediye başkanı? Ne yaptı belediye başkanı? Her şeyin hesabını vermeye hazır. Hocam önemli bir şey tabii efendim. Tabii, her şeyin hesabını vermeye hazır. Daha önce de bizim belediye başkanlarımız açığa alındı. Beşiktaş Belediye Başkanımız, Ataşehir Belediye Başkanlarımız açığa alındı. Ne oldu? Bu belediye başkanlarımız gittiler, yargıda kazandılar, geldiler. Amaç acaba CHP'li belediyelerde yolsuzluk var mıdır, yok mudur vesaire. Yolsuzluk olur, bize bildirirseniz, bize bakarız ona süratli bir şekilde. Biz zaten onu CHP'de tutmayız. Evet. Yalova Belediye Başkanımız bu konuda kendisini ispatlamış, çevresi. Zaten Yalova öyle hani İstanbul gibi, Ankara gibi bir büyükşehir belediyesinin sahip olduğu koşullara sahip değil. Orası Yalova malum eskiden İstanbul'un bir ilçesiydi. Sonra bağımsız bir il olarak çıktı ortaya. Bütün geliri gideri bellidir zaten. Harcaması bellidir. Belediye başkanının yaşayışını bütün Yalovalılar bilir zaten. Niye bilmesinler? Hani öyle büyük paralar kazansa, altına lüks arabalar alsa, dünyalığını yapsa zaten hemen göze çarpar. Yok öyle bir şey. Tabii öyle. Şunu da söyleyeyim. İstediklerini yapsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hiçbir belediye başkanımız baskılara boyun eğmeyecektir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili de baskılara boyun eğmeyecektir. Efendim belediye başkanlarının üzerinde mesela Sefa Bey'in başına gelen olay böyle bir olay. Evet. Diğer başkanlarla ilgili de böyle sıkıntılar şeyler duyuyor musunuz efendim? Böyle Saygı Bey daha önceden baskılar de oldu. Daha önceden de oldu. Bu seçimlerden önce de oldu. Bizim belediye başkanlarımızın biliyorsunuz polis baskınları olmuştu o zaman belediye başkanlarımıza. Biz belediye başkanları toplantısında polis baskınları olduğu takdirde hangi önlemleri almaları, nasıl davranmaları gerektiği konusunda onlara bir de açıklama metni gönderdik. Örneğin polis baskını olduğunda polis baskını hemen belediye avukatları gelecek. Sizin işte bilgisayarlarınızı el koyduklarında mutlaka yanlarına alacaksınız. Bir örneğini alacaksınız. Evrak istiyorlarsa evrakların dökümünü mutlaka alacaksınız. Evrakları öyle teslim edeceksiniz. Bütün o baskınların sonucunda ne oldu?
O belediye başkanlarımızın tamamı beraat etti. Evet. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Koçoğlu bildiğim kadarıyla 400 küsür yılla yargılandı. Evet. İnsaf denen bir şey var ya. İnsaf denen, ahlak denen bir şey var. CHP nasıl oldu da bu belediyeleri aldı? Nasıl olur da İzmir'i alırız? Nasıl olur da Yalova'yı alırız? Şimdi Yalova'da çoğunluk onlarda, belediye meclisinde çoğunluk onlarda. Böylece belediyeyi ele geçireceklerini, CHP'nin oradan, Yalova'dan bir şekliyle kaydını sileceklerini, yani bir daha CHP buralarda seçimi evet. kazanmasın diyorlar. Ben Yalovalılara güveniyorum. Bu ülkede dürüst insanlarımız var. Çalışkan insanlarımız var. Kendisini Yalova'ya adayan insanlarımız var. Ne yaptı Befa Salman? Allah aşkına ne yaptı? Alıyorlar. O kadar kirli işler var ki AK Partili belediye başkanlarında. Hangi belediye başkanı alındı? Hangisi alındı? Öyle. Yani şu Ankara'da olanları Allah aşkına kim biliyordu ya? Kendilerini milletvekilleri parsel parsel Ankara'yı nasıl sattıklarını kendileri söylediler. Bir şey oldu mu? Hiçbir ne şey olmadı. Olmadı. İstanbul. Talan edilen bir İstanbul. Ne oldu İstanbul'a? Hangi belediye başkanı yargılandı? CHP olunca acaba nasıl bir fırsat bulabiliriz? Asla fırsat bulamazsınız. Yargı yoluyla darbe aynı zamanda milletin iradesine, Yalova halkın iradesine darbedir. Yalovalılar bunu unutmazlar. AK Partili namuslu Yalovalılar da bunu unutmazlar. Birisi seçimle gelmiştir. Bütün belgeler, dokümanlar vesaire falan zaten ellerinde. Vefa Salman neyi gizleyecek? Efendim yeni şeyler bekliyor musunuz? Benzer olaylar. AK Parti'den yani yolsuzluk AK Parti demezse başka bir şey. Evet onu AK soruyorum. AK Partili vatandaşları suçlamak istemem. AK Partili yöneticilerden çok şey bekliyoruz. Her şeyi bekliyoruz biz. Her şey. Çünkü iktidarda kalmak için ve CHP Genel Başkanı'nın söylemlerini kesmek için ellerinden gelen her şeyi yapabilirler. Rahatsız oluyorlar. Dürüstlükten rahatsız oluyorlar. Düzgün şeyler söylediğimiz için rahatsız oluyorlar. Onları uyardığımız için rahatsız oluyorlar. Yanlış yapıyorsunuz dediğimiz için rahatsız oluyorlar. Yapacaklar bunları. Ama bunları yapmaları bizim geri adım atacağımız anlamına gelmiyor. Bütün koşullarda sonunda biz haklı çıkıyoruz. Bütün koşullarda. Geçmişte yaptılar bütün tabii. bunların hepsini geçmişte yaptılar. Aynı belediye başkanlarımız. Hepsi bir sürü iddia ortaya atıldı ama hiçbirisinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Efendim şimdi belediye başkanlarından sonra şimdi sıra size de geldi gibi geliyor. Çünkü sizinle ilgili de gerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı'nın evet. yaptığı açıklamalar var. Hele diyor bu şeyler bir çıksın bakalım diyor HTS kayıtları. Evet. O zaman göreceksiniz. İçişleri Bakanı benim bildiğim bazı şeyler var. Şimdi açıklamıyorum gibi. Evet. 3-4 maddelik bir gazetemize yaptığı açıklamalarda evet. iddiaları var. Bunlar da tabii önemli şeyler. Yani sizinle ilgili de bir takım hesaplar mı var efendim? Var efendim var. CHP Genel Başkanı nasıl sustururuz hesapları var. Susmam ben. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak benim görevimdir. Bakın bu akşam bir kandil gecesidir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak benim görevimdir. Namuslu insanların hakkını, hukukunu korumak benim görevimdir. Evet efendim. Haksızlığa uğramış bir kişinin hakkını aramak benim görevimdir. Ben bunu yapmadığım takdirde siyaset yapamam. Benimle ilgili bir sürü şey söylediler. Siyasete girdiğim gün, bakın siyasete girdiğim gün ben bütün mal varlığımı açıkladım. Benim yedi göbeğimi araştırdılar. Bir şey bulabilir miyiz diye. Bulamazsın kardeşim. Boğazımızdan aşağı haram lokma inmedi ki. Verilmeyecek hesabımız yoktur. FETÖ olayını da gündeme getirdi. Onlar getirdiler gündeme. Oturdum evet. bütün ayrıntılarıyla anlattım. Siyasi ayağı da anlattım. Siyasi ayağın kim olduğunu da söyledim. Neden? FETÖ unsurlarını devletin içine kim yerleştirir? Saygı Bey siz yerleştirebilir misiniz? Sizin kararname çıkarma yetkiniz var mı? Sizin atama yetkiniz var mı? Yok. Evet. Benim var mı? Benim yok. Sayın Bahçeli'nin var mı? Yok. Sayın Selahattin Demirtaş bir dönem HDP'nin genel başkanı var mı? Yok. Sayın Sancak'ın yetkisi var mı? Yok. Kimin yetkisi var? Yürütme organı. Yani tabii. devleti yönetenlerin. Yürütme organı resmi gazetede FETÖ unsurları devletin içine vali olarak, kaymakam olarak, asker olarak, emniyet müdürü olarak, hakim olarak, savcı olarak yerleştirirken kimin imzası var?
Kuşkusuz devletin Erdoğan imzası var. Siyasi ayak kimdir Allah aşkına ya? Ben bunu söyledim. HTS kayıtlarının açıklanmasını istedim. Dediler ki Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile yaptığı görüşmeler vesaire falan. Hayatımda hiç konuşmadım. Bilmiyorum da. Yan yana da gelmedim. O akşam 15 Temmuz gecesi HTS kayıtları açıklansın dedim. Siz ona açıklanmasını istiyorsunuz zaten. Çünkü o gece benim nerede olduğum belli. Kiminle telefonda konuştuğum da belli zaten. Peki bakanlar nerede? Belediye başkanları nerede? Milletvekilleri nerede? Dönemin önemli genel müdürleri nerede? Kimlerle konuştular? Bunları benim öğrenmeye hakkım var. Efendim açıklanacak bunlar. Açıklayın. Ben istiyorum zaten açıklayın bunları. Evet. Merak ediyorlardı siz neredesiniz diye. Neyse benim nerede olduğum belli. Telefonlarım belli, kiminle konuştuğum belli, ne konuştuğum belli. Hepsi belli. Onlar da açıklasınlar. Niye açıklamıyorlar? Bu talebi 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu üyelerinden bizim üyelerimiz yani CHP'li üyeler istediler. Oraya da getirmediler. Niye getirmiyorsunuz? Daha buna benzer baylok listesi var. 215.092 kişilik baylok listesi. Açıklasınlar. Niye açıklamıyorlar? Kendilerini mi görecekler orada? Kendi yandaşlarını mı görecekler? Adım gibi biliyorum yandaşları var orada. Adım gibi biliyorum. Açıklasınlar. Baksınlar kimler var orada. Biz de merak ediyoruz. Suç delili değil miydi bunlar? Suç delili sayıyorlardı. Suç delillerini açıklasınlar. Daha buna benzer bir sürü şey var. FETÖ soruşturmasını yapan savcılar vardı. Evet, Saygı Bey, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ankara Adliyesi'nde FETÖ soruşturmasını yapan savcılar vardı. Savcıları niye görevden aldılar? Gerçekten onlar da yani hemen görevden alındı. Niye alındılar? Cemil Şimen soruşturmanın başındaki kişiydi. Evet, niye alındılar? Evet. Bana bunun hesabını verebilirler mi? Allah'ın huzurunda bana bunun hesabını verebilirler mi ya? 15 Temmuz şehitleri var ya. Ya onların önünde bunun hesabını verebilirler mi ya? Ben bu soruları soruyorum, üzülüyorlar, kızıyorlar. Niye soruyorsun diyorlar. Ya ben sormayayım da kimin hesabını sorayım kardeşim? Şimdi mesela 15 Temmuz şehitlerinin parasına bile el koydular ya. Vatandaşın ödediği paraya bile el koydular ya. Ya bunlarda din iman var mı ya? Merak ediyorum. Vallahi de billahi de merak ediyorum ya. Yazıktır, günahtır bu memlekete ya. Yazıktır, günahtır. Kalkıp beni suçluyorlar. Ya arkadaş bana ne yapacaksan yap. Ne yapacaksan yap. Benim sorduğum soru yanlış mı doğru mu? 15 Temmuz şehitlerinin parasını el koydun mu koydun. Yine hayatını kaybeden, Beşiktaş'ta terör eylemleri hayatını kaybeden, çoğunluğu polis. Onlar için toplanan paraya el koydun mu koydun. Kim gündeme getirdi? Ben gündeme getirdim. HTS kayıtlarını açıkla kardeşim ya. Benim nerede olduğumu biliyorsun. Her gece de kalkıyor, her günde kalkıp Kılıçdaroğlu Bakırköy'de şuraya gitti. Sen nereye gittin? Benim gittiğim yer belli. Senin gittiğin yer neresi? Açıkla. Telefon konuşmalarını açıkla. Efendim açıklarsak gerçekler ortaya çıkar. Çıksın ben de zaten size. Onu istiyorum. Evet. Tabii. Gerçekler ortaya çıksın diyorum. Baylok listesi elinde. O listelerde oynandığını da biliyorum. Niye açıklamıyorsun? Sizin mesela zaman zaman şunu gündeme getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki efendim işte şu kadar milletvekili, şu kadar işte kişide baylok listesi var. Evet. Onun bir dayanağı var mıdır efendim yoksa sadece bir duyum şeklinde mi oluyor? Yani Kemal Kılıçdaroğlu niye açıklamıyor diye. Şimdi ben de şöyle gazeteci olarak şöyle düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu yarın bir belge açıklarsa muhtemelen derler ki yalan. Çünkü gerçeğini bulunması için bazı olayların da ister istemez muhalefetin gündeme getirmesi gerekiyor bazı konuları. Yani tartışacaksınız ki ortaya çıksın. Siz açıklanmasını istiyorsunuz. Onların elinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Olmaması sürece, zaten mümkün değil. O sürece yargının değil, yargının elinde olduğunu, savcıların elinde olduğunu biliyoruz. Ayıklanarak oraya gittiğini de biliyoruz. Ayıklanarak oraya gittiğini de biliyoruz. Bazı isimlerin ayıklanarak oraya gittiğini biliyoruz. Baylok listelerindeki isimlerin. Ve o olaya, baylokla ilgili olaya hemen 15 Temmuz sonrasında tanıklık eden grup başkan vekilimiz var. Engin Altay var. Evet. Hemen içeriye girip bazı o dönemin bakanların dur bakayım bu listede var mı yok mu diye bakıp sonra gelip bilgi verenler var. Biz bunları biliyoruz. Bakın 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonunun raporu bugüne kadar yayınlanmadı. Niye yayınlanmıyor? Niye saklanıyor? Niye gizleniyor? Ben bu soruları soruyorum.
Benim sorduğum soruları ilkokul mezunu kişi anlar. Ortaokul mezunu kişi anlar. Lise mezunu anlar. Üniversite mezunu anlar. Bilmem yaşı 5 yaşından sonra herkes anlar. Bu soruları bilir. Ne olduğunu da bilir. Ama evet, kaçıyorlar. Bana saldırarak. Belediye başkanlarımıza saldırarak. Bundan sonra benzer olaylar daha çok gelecek. Gündemi saptırarak. Ekonomide yaşanan olayları görmezden gelerek. Olayı başka yerlere çekerek bunu götürüyorlar. Hiçbir endişeleri olmasın. Hiçbir endişeleri olmasın. Ben onları rahatsız edeceğim. Onları rahatsız etmek benim görevimdir. Çünkü ben bu milletin hakkını, hukukunu korumak zorundayım. AK Partili, AK Parti'ye oy veren vatandaşın da hakkını, hukukunu korumak zorundayım. Efendim ama şimdi mesela siz hakkını, hukukunu koruyorsunuz veya koruduğunu söylüyorsunuz. Size dönük de çok ağır eleştiriler oluyor. Mesela hakkınızda işte terör örgütüyle bağlantılı olduğunuz yolunda bazı Cumhuriyet Savcılığı'na evet, verilen dilekçeler oluyor falan. Siz bu şeylerden çekinmiyor musunuz efendim? Çünkü Türkiye'de geçmiş dönemde hakikaten çok üzücü olaylar yaşandı. Yani işte Ergenekon diyoruz, Balyoz, evet, Oda TV, yani benzer çok davalar oldu. Ve hepsinin sonunda aradan yıllar yıllar geçti, kumpas oldukları ortaya çıktı. Allah korusun, böyle bir kumpasa, işte bir takım iftiralara uğrama endişesi de taşıyor musunuz? Efendim bunlar yaparlar. Emin olun bunlar yaparlar. Ama şu soruyu sormadan kendimi alamıyorum. Ya PKK kime saldırdı? Hangi genel başkana saldırdı? Bana saldırdı. Doğru. Karadeniz'de. Bir erde şehit oldu. Peki kalkıp da masaya oturan PKK unsurlarıyla masaya oturan kimdi? Beni suçluyorlar. Yandaşlarıyla birlikte beni suçluyorlar. Teröre her yerde, her ortamda, her zaman kimden gelirse gelsin, altını özenle çiziyorum. Tabii. Kimden gelirse gelsin karşı çıktım. Kimden gelirse gelsin terörün bir insanlık suçu olduğunu söyledim. Hala da söylüyorum, bundan sonra da söyleyeceğim. Sadece PKK için demiyorum. İdlib'deki terör unsurları için de söylüyorum. Evet. İdlib'deki terör unsurları için de söylüyorum. Evet, bir Kürt sorunumuz var, doğrudur. Ama bu sorunun meşru zeminlerde çözülmesi gerektiğini her zaman söyledim, yine söylüyorum. Gidip İmralı'ya masayı atarsanız meşru bir devleti gayrimeşru bir organla karşı aynı hizaya getirirsiniz. Onu yaptılar bunlar. Ve her yerde bunları söyledim. Rahatsız oluyorlar. Olacaklar. Ben doğruları söyleyeceğim. Rahmetli babamın tavsiyesi vardı. Öğüdü vardı bize. Oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur. Balyoz yaptılar, Ergenekon yaptılar. İnsanlar hayatını kaybetti. Masum insanları aldılar. Yıllarca hapishanede tuttular. O komutanları birdenbire kapattılar. İdama mahkum ettiler. İdam cezası kalkmasaydı onların tamamı idam olmuştu. Tabii, tabii, evet. Ve bugün bütün Türkiye diyecekti ki ya biz yanlış yaptık diyecekti. Bunlarda vicdan var mı ya? Vicdan var mı ya? Ahlak var mı bunlarda? Savcılığını üstlediler. O kumpas davaların savcılığını üstlendiler ya. Kalkıp beni suçluyorlar. Benim neyimi suçlayacaksınız ya? Neyimi suçluyor? Benim silahlı terör örgütüm mü var? Ben bir sürü terör örgütü unsurlarını devletin en stratejik alanlarına mı yerleştirdim? Bunları tayin edin diye ben onlara telkinde mi bulundum? Ahlak denen bir kavram var. Ahlak denen bir kavram. Adalet denen bir kavram var. İnsanlık denen bir kavram var. Üçü de yok bunlarda. Bu kadar açık ne söylüyor? Üçü de yok bunlarda. Ya iftira atılır mı bir adama ya? İftira atılır mı ya? En ağırı şey efendim zaten iftira insanlar. Yoksa yaptıklarının insanlar hesabını öyle verir ama önemli öyle olan bu iftirayla karşılaşmak. Aynen. Onun şeyi gerçekten. Şimdi bu iftirayı, bakın burada önemli bir şey var. İftirayı yargı boyutuyla doğru kabul ettirmek istiyorlar geniş kitlelere. Yargı boyutuyla. Yargı. Savcısını kullanıyor, hakemini kullanıyor, mahkum ettiriyor, aylarca yıllarca hapiste tutuyor. Ama bir süre sonra bakıyorsunuz ki ya bunun hiçbir şeyi yokmuş. Evet. Peki Yalova Belediye Başkanı ile ilgili bu kararı kim aldırttı? İçişleri Bakanım, hayır. İlk suçlamayı kim yaptı? Erdoğan yaptı. Yalova Belediye Başkanlığında şunlar şunlar oluyor diye yaptı. Tak savcı, tak
İçişleri Bakanlığı görevden aldı. Kararı kim verdi? Saraydaki zat verdi. Saraydaki zat bu kararı verdi diye biz geri adım mı atacağız? Haklı olanlar geri adım atamazlar. Haklı olanlar. Dürüst olanlar da geri adım atamazlar. Biz aynı kararlılıkla dürüstlüğümüze, doğruluğumuza, ahlaklı davranmaya aynen devam edeceğiz. Bu bizim görevimizdir zaten. Efendim, çocuklarımıza borcumuzdur. Evet. Bu ülkenin bütün çocuklarına karşı bizim borcumuzdur. Bu HTS konusu son günlerde çok öne çıkıyor efendim. HTS evet. konusu. Siz açıklansın diyorsunuz. Evet. Diğeri de Cumhurbaşkanımız da açıklanırsa işte kel görünecek diyor. Burada nedir yani, ne demek istiyor efendim? Siz orada ne anladınız? Kendi yandaşlarının nerede olduklarını göreceğiz herhalde. Onu söylemek istiyor. Yalnız bugün AK Parti sözcüsü bir açıklama yapmış. Diyor ki yargı süreci devam ediyor. Yargı süreci devam ettikçe bu ETS kayıtları yargının yetki alanındadır diyor. Bizim yetki yani alanımızda değildir diyor. Yani açıklanmayacak demektir. Yani evet. Şimdi... Açıklansın efendim. Ben de evet onu soracaktım. Tabii. Yani açıklanmasında siz ısrar ediyorsunuz. Aynen öyle. Burada ne bulacaksınız efendim? Mesela bu HTS kayıtları. Sadece HTS kayıtta bir de telefon görüşmelerini de istiyoruz. Telefon kayıtları da var. Efendim belki izleyicilerimiz bu HTS konusunu çok yani HTS bilemeyenler olurlar. HTS cep telefonunu taşıyan bu insanlar nerededirler? O gece nereden nereye gittiler? O gece kimlerle konuştular? Kaç dakika konuştular? Kaç dakika konu? Bütün bunların hepsi hangi ortaya çıkacak. Hangi bazı istasyonlar evet, bunların hepsi konuştular. Ortaya çıkacak. Evet. O gece benim gittiğim yer belli. Hangi uçakta olduğum belli. Uçaktan nereye gittiğim belli. Uçakta Sayın Hayati Yazıcı da vardı. Mesela hiç kimse sormuyor. Hayati Yazıcı oradan nasıl geçti? Bana diyorlar ki tankın önünden geçti. Ortada tank yok ama tankın önünden geçti. Hadi diyelim ki tankın önünden geçtim. Hayati Yazıcı uçtu mu? O nasıl geçti o zaman? Hayati Yazıcı, bakan. Peki niye sormuyorlar? Ha o gece kim kiminle konuştu? Ben o gece Binali Yıldırım Bey'i aradım. İlk yaptığım işlerden birisi bu. Yani telefonla siz kendi bir HTS kayıtlarınızı açıklayın efendim. Açıklayın tabii efendim. Ha, ben açıklayın. Meclis başkanıyla da konuştum. Diğerleri de özel kalemle. Sizin HTS kayıtlarınız bu mu? Evet. Yani o gece kimlerle konuştunuz efendim en çok? Ben önce Binali Bey'i aradım. Binali Bey'e ulaşamadık. Meclis Başkanı ile yanlış hatırlamıyorsam iki kez görüştük. Benim özel kalemle görüştüm. Ya ilk yaptığım görüşmelerden birisi bizim o zaman Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan. Biz uçaktan indik. Bülent Bey'i aradım. Uçaklar uçuyor dedi burada. İlk söylediğim onlara derhal meclise gidin. Ve bizim milletvekili arkadaşlar meclise gider. Meclise gittiklerinde hiçbir milletvekili yoktur. Meclise gidin, parlamentoya sahip çıkın dedik. Yani şeylerden ilk önce CHP'li milletvekilleri mi gitti? Evet, demek parlamentoya ilk giden CHP milletvekilleridir. Evet. Dediğim gibi keşke bu HTS kayıtlarını açıklasalar. O gece Bülent Tezcan nereye gitti, diğer genel başkan yardımcılarımız nereye gitti. Bütün bunların hepsini isteriz, açıklanmasını isteriz. Korkmasınlar, açıklasınlar. Bizim veremeyecek hesabımız yok. Siz peki mesela AKP'de HTS kayıtlarının açıklanması onlarda ne gibi etki yaratır efendim? Ben siz bilmiyorum. Söylüyorsunuz emin olun. Ki, bakın, yani bildiğiniz bir şey mi var efendim yok, o geceyle ilgili? Yani için bu HTS söylüyorum. Kayıtların açıklansın şunun açıklansın için diyorsunuz ya. Bir elinizde bu olayla ilgili kafanızda çok önemli bir soru işareti mi var? Size gelen çok önemli bir bilgi mi var? Var tabii. Böyle bir bu HTS kayıtları açıklanırsa ne ortaya çıkacak? Hem soru mesela? İşaretleri var hem gelen bazı bilgiler var. Ama ne bunu kanıtlama imkanımız efendim? Yok. Hayır ifade edemem. Kanıtlama imkanım olmadığı için ifade edemiyorum. Çünkü yarın diyecekler ki bu doğru değil. Benim ispatlama şansım yok. Ama HTS kayıtları açıklanırsa herkesin nerede olduğu belli. Kiminle konuştuğu belli. Vatandaş oturacak kararını verecek. Vatandaş söyleyecek yani. Hatta sorsunlar. Yayınlayalım mı, yayınlamayalım mı diye bakanlara sorsunlar. Belediye başkanlarına sorsunlar. Efendim milletvekillerine sorsunlar. Genel başkanlara sorsunlar. Sorsunlar mesela bana sorsunlar ben yayınlayın derim. Böylece gizlilik ortadan kalkmış olur. Diğerleri de yayınlansın. Diğerleri de söylesinler yayınlayın diye. Böylece bu mesele de çözülmüş olur. Yani bu konu en kısa sürede açıklanarak bir yerde kapansın istiyorsunuz. Elbette. Kamuoyu bilsin. Evet. Gerçekler neyse bu yönüyle evet. açıklansın. Peki efendim bunun siz açıklanacağına şahsen inanıyor musunuz peki böyle bir şeye? Hayır. Ben de inanmıyorum. Tabii. Çünkü bunların kolay kolay açıklanmaz efendim. Zamanı gelirse deniliyor. Zaman ne zaman gelir mesela bunun için böyle bir tahmininiz var mı? Bunun zamanı gelmez.
Gelmez. Zamanı gelmez. Zamanı ne zaman gelir? Zamanı ne zaman gelir? Hangi hallerde açıklanabilir bu? Normalde toplumun Saygı Bey, milletvekillerinin hazırladığı rapor açıklanmadı. HTS kayıtlarını nasıl açıklayacaklar? Tabii, evet. Yani oturdular, yazdılar, muhalefetler yazıldı, çizildi, tutanaklar tutuldu, teyp bandına geçildi, onlar yazıya döküldü, rapor oldu. O raporu açıklayamıyorlar. ETS kayıtlarını nasıl açıklayacaklar? Yani o zaman niye istiyorsunuz efendim açıklanmasını? Şimdi şöyle, beni suçladıkları için. Beni suçlamasalar, hani ben bu konuda derim yani açıklamıyorlar, ne yapalım? Bir iki sefer söyleriz tamam, ama kalktılar. Vay efendim sen o gece gittin de bilmem Bakırköy'de belediye başkanı evinde kaldım. Gizli saklı değil ki. Kaldım orada. Nereye gideyim? Niye efendim şunu yapmadın? Niye bunu? Sen niye yapmadın kardeşim? Hayır sen niye yapmadın? O gece kimlerle görüştün? Yani siz size enişteden, dönük suçlamalar. Enişteden darbe mi öğrenilir Allah aşkına? Evet, şimdi evet. Bizi kandırmasınlar yani. Bizi kandırmasınlar yani. Ben dediğim gibi o bu FETÖ'nün siyasi ayağını 15 Temmuz gününe kadar getirdim. O sonrası, orası konuşurlarsa orada da konuşurum ben. Evet. Efendim şimdi kısa bir reklam aramızdan sonra yayınımıza evet, devam edeceğiz. Tamam. Yine soracağımız önemli tabii sorular olduğunu belirterek. Tabii. Evet, CHP Genel Merkezi'ndeyiz ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Kısa bir reklamın ardından. Efendim, dün maalesef iki şehidimiz daha İdlib'den geldi. Evet. Ve dün yine baktık, bugün de üç şehidimiz, üç askerimizin, kahramanımızın daha şehit olduğu bilgisi geldi. Yani dün ve bugün beş şehidimiz oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz böyle bir günde. Şimdi tabii şu ana kadar Türkiye genelinde yurt içi ve yurt dışındaki olaylara baktığımızda şu ana kadar 30 askerimizin şehit olduğu bilgisini ediniyoruz. Bunların sanıyorum 22'si İdlib bölgesinde, o bölgede hayatlarını kaybeden, şehit olan Mehmetçiklerimiz, askerlerimizin olduğunu öğreniyoruz. İdlib konusu tabii ki Türkiye'nin ana gündemi oldu. Daha doğrusu öyle oldu ki biz sınırın ötesinde Suriye'de hangi köy, hangi mezra, hangi kasaba her şeyi evet, artık bilir olduk. Evet. Özellikle de gözlem noktalarımızın bulunduğu yerlerin rejimin kontrolü altında olan yerler ve bir yerde Suriye askerlerinin denetiminde olduğunu, yani onların kontrol bölgesine geçtikleri de ayrıca dikkat çeken bir unsur. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalarda eski Soçi mutabakatına göre sınırlarımızın aynı şekilde kalacağını vurguluyor ve bu konuda da rejim askerlerinin geriye çekilmesi konusunda da sürede verdi. Fakat bu süreye uyarlar mı, uymazlar mı veya uymadıkları takdirde nasıl bir gelişme olduğunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Siz ne bekliyorsunuz efendim? Oradaki bölgedeki olaylara ya bizim Suriye'de ne işimiz var dediği zaman da en çok Cumhurbaşkanı'nın hedefi haline de geliyorsunuz açıklamalarınıza. Evet. Sanki böyle oraya gitmeniz veya askerlerimizin orada bulunmasını eleştirdiğiniz için, oradaki uygulamalara zaman zaman tepki gösterdiğiniz için de bir yerde hedef de gösteriliyorsunuz. Yani kamuoyu nezdinde bir yerde hedef gösteriliyor. Siz ne diyorsunuz efendim? Yani şimdi, siz nasıl karşılıyorsunuz Saygı gelişmeleri? Bey, bugün İdlib'de oğlu asker olan bir anne geldi. Dün akşam dedi, İdlib'de iki şehit haberi gelince ağlamaya başladım. Gece geç saatlere kadar uyuyamadım. Uyuyamaz. İlaç aldıktan sonra ancak uyuyabildim dedi. Şimdi terör örgütüne karşı mücadele etmek, bizim sınırlarımızda terör örgütünün yuvalanmasına karşı çıkmak bizim en doğal hakkımızdır. Burada hiçbir tereddütümüz yok. İdlib'de niye bulunuyoruz? Niye bulunuyoruz İdlib'de? Gözlem noktalarını koyduk tamam. Şimdi orada bulunmamızın nedeni eğer Esad'ı devirmek içinse çıkıp bunu açık açık söylersiniz. Ben Suriye'ye savaş açacağım. Esad rejimi yıkılıncaya kadar da bu savaşı sürdüreceğim. Bunu söylersiniz. Bunu söylemiyorsunuz.
Peki biz orada niye duruyoruz? PKK mı var mı? PKK da yok. Niye orada duruyoruz? Gözlem noktalarının şu anda bildiğim kadarıyla 7'si şu anda Esad'ın askerlerinin aldığı bölgede. Evet. Ve onların korumasında bir anlamda Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor orada. Biz oraya yığınak yapıyoruz. Beni ürküten şu. Sayın Erdoğan çarşamba günü grup konuşması yaptı. Kamuoyunda yeteri kadar ya anlaşılamadı ya analiz edilemedi. Şöyle bir cümlesi var. Biliyoruz ki bugün Suriye ile olan 911 kilometrelik sınırımızın ötesinde verdiğimiz her mücadeleyi, yani Suriye'de verdiğimiz her mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda, yani Türkiye'de bugünden 10 kat, 100 kat büyük kayıplarla yürütmek zorunda kalacağız. Ne demektir bu? Efendim şöyle anlaşılıyor. Bu, yani şu anda biz orada mücadele vermek zorundayız. Evet. Eğer vermesek bu ileride Türkiye'nin başına bunlar benzer sıkıntılar açılır. Kimler o bela olacak olanlar? Esad'ın askerleri mi? Değil. Değil. Kim onlar? O bölgedeki terör örgütleri, oradaki peki, yapılanlara. O terör örgütlerine yıllar yılı silah gönderen kimdi? Tırlarla silah gönderen kimdi? Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Bu devlet yönetimi midir ya? Türkiye, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle mi yönetilir ya? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ben orada mücadele etmezsem yarın bu teröristler gelecek bizim topraklarımıza. Bizim topraklarımızda Suriye'deki şehitlerden çok daha fazla şehidi biz kendi topraklarımızda vereceğiz diyor. Peki sen oradaki terör unsurlarıyla mücadele ediyorsun? Hayır. Kiminle mücadele ediyorsun? Rejimle orada. Esad'ın askerleri, yani Suriye askerleri, Suriye ordusuyla mücadele ediyorsun. Senin Suriye ordusuyla ne ilişkin var? Evet. Niye oraya gidiyoruz? Bizim askerlerimiz niçin şehit olsun? Söyledim grup toplantısında. Bir tek askerimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir. Evet, benim askerim, bu ülkenin askeri, bu ülkenin evladı neden orada şehit oluyor? Sayın Büyükelçi, Dışişleri Bakanı geldi. Kendisine söyledim. Dedim ki oturun görüşün. Yani oradan göçün, Türkiye'ye göçünü engellemek zorundayız. Gözlem noktalarını M4, M5 yolunun üst tarafına çekin. Ve deyin ki bakın biz burada durmak zorundayız. Çünkü oradan gelecek göçü bir şekilde frenlemek ve Türkiye'ye daha fazla bir göçün gelmesini bir anlamda engellemek zorundayız. Bunu anlatın, bunun anlaşılır yeri vardır. Hayır, şimdi Erdoğan diyor ki Suriye rejimine, sana 29 Şubat'a kadar süre verdim. Efendim sen bizim gözlem noktalarının bulunduğu yerin gerisine çekileceksin. Yani kendi topraklarından çekileceksin. Ya böyle bir, affedersiniz ama böyle bir saçmalık olur mu ya? Yabancı ülkenin toprağındasın. Ya kendi ülkesinin toprağı. Evet. Kendi ülkesinin toprağı. O ülkeden bugün bizim şikayet ettiğimiz teröristleri temizlemek istiyor. Temizlemek istiyor. Ve bizim askerlerimiz de şehit olacak. Niye benim askerim şehit olsun? Yani bu askerimizin o bölgede ne işi var? Sorun savaş mı çıkarmak? Sorun var olan sorunu çözmek midir? Var olan sorunu çözmek istiyorsanız meşru bir muhatap bulacaksınız. Efendim, meşru mesela muhatap. Meşru muhatap deyince siz Dışişleri Bakanımız size ziyarete geldiğinde örneğin Suriye rejimiyle görüşmelerini, yani Esad rejimiyle görüşmelerini önerdiğinizde bir cevap verildi mi? Veya siz böyle bir öneride bulundunuz söyledim, mu? Söyledim. Neden görüşmüyorsun? Görüşün bakın orada. Biz de Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Onlar da Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorlar. Dolayısıyla oturup anlaşmak mümkündür buna. Evet dedi, görüşmeye başladık dedi. Moskova'da malum MİT müsteşarıyla Suriye'nin istihbarat örgütü başkanı, evet, kim bilmiyorum, onların görüştüklerini, alt düzeydeki görüşmelerin öteden beri devam ettiğini de ifade ettiler. Olay şu. Olay çok rahat çözülebilecek bir olay. Olay bir inat uğruna
savaşın başlamasını sağlayacak bir olay değil, vahim bir olaydır. Öyle kalkacaksınız, orada savaşacaksınız hava desteği almadan. Hava desteği almadan nasıl savaşacaksınız o bölgede? Hava kuvvetlerinin olduğunu siz bilmiyor musunuz? O zaman Rusya'ya söyleyin gelsin bir an önce bu S-400'leri aktive etsinler. Gelsinler hemen aktive etsinler. Sen güçlü olmak istemiyor muydun? Güçlü ol bari o zaman. Evet. Suriye'de diyor ki ben onunla Esad'la görüşmem ama Libya'da diyor ki meşru hükümet var diyor. Ben meşru hükümetle görüşürüm diyor. Burada da meşru var. Niye burada terör örgütleriyle görüşüyorsun sen? Meşru hükümette görüşsene. Oturup anlaşsana. Şunu söyleyebilir. Der ki bak arkadaş seninle görüşüyorum. Senin sınırlarından yani Suriye sınırlarından benim ülkeme bir kurşun gelirse ben 50 kurşun atarım. Bunu söyle. Buraya, bu sınıra, 911 kilometrelik sınıra dizeceksin askerlerini. Buradan Türkiye Cumhuriyeti topraklarına bir tek terörist gelirse ben buradan 50 asker göndereceğim. Söyle bunu. Evet. Şimdi siz olayı iki kişi arasındaki kavgaya dönüştürmüşsünüz. Kin ve intikam üzerine. Kin ve intikam üzerine olmaz. Peki bu böyle nereye gidecek efendim bu? Efendim, bu Çağlayan Gil'in meşhur cümlesi vardı Orta Doğu ile ilgili ki Çağlayan Gil Dışişleri Bakanlığı'nda uzun yıllar görev yapan evet. Allah rahmet eylesin bir siyasetçiydi. Aynı zamanda eski dışişleri mensubu. Diyor ki Orta Doğu'da bir yemeğe davet edildiğinizde menüde isminiz yoksa affedersiniz toplantıyı yapanlar arasında isminiz yoksa menüye bakın isminiz orada vardır diyor. Şimdi evet. Çağlayan Gil gibi deneyimli bir insan. Orta Doğu politikalarında Türkiye'nin nasıl davranmasını bundan daha güzel anlatamaz. Sizin Orta Doğu bataklığında ne işiniz vardı en baştan söylüyorum. Bakın Saygı Bey, eğer Süleyman Şah Türbesi boşaltılmasaydı o alan ve kaçırılmasaydı, tam tersine Türkiye kendi sınırından Süleyman Şah sınırına kadar olan bütün alanı kontrol etseydi, burası benim toprağımdır, toprağıma müdahale ettirmem deseydi, dünyada haklı olurdu. Hiç kimse bunun aksine bir şey söyleyemezdi. Evet. Bunu kaçırdı. Üstelik teröristlerden kaçırdı. IŞİD'çilerden kaçırdı. Kendi toprağını terk etti. Vatanını terk etti yani. Şimdi dönüp diyor ki siz kendi topraklarınızı terk edeceksiniz diyor. Niçin benim askerim orada? Kardeşim senin askerin niye orada? Bana bunun bir haklı gerekçesini anlat. Niye orada bizim askerimiz? Bana bir haklı gerekçe anlat. De PKK orada PKK unsurlarıyla çatışıyorlar. Ben bunu anlarım. PKK olmaz El Nusra vardır onlarla çatışıyorlar. Ben bunu da hadi anladım. O yok efendim El Kaide unsurları var onlarla çatışıyorlar. Bunlar Türkiye'ye zarar veriyor. Onu da anlarım. Kardeşim senin Suriye ordusuyla ne işin var ya? Ne işin var senin Suriye ordusuyla? O da meşru devlet, sen de meşru devletsin. Şimdi ayın 29'una kadar süre tanındı. Bundan sonra ne olur, ne bekliyorsunuz efendim o bölgeyle ilgili? Ben bütün bunlara rağmen sağduyunun egemen olacağına inanıyorum. Egemen olması lazım sağduyu. Olması gerekiyor. Askerlerin Türkiye'de yaşayan aileleri var, anneleri var, babaları var. Hangi koşullarda orada görev yaptıklarını biliyorum. Bakın Sayın Emin Çalışan'a o bölgede görev yapan bir kişinin yazdığı bir mektup vardı. O mektubu Erdoğan'ın okumasını isterim. O mektubu Erdoğan'ın eşinin Emine Hanım'ın okumasını isterim. O annelerin, çocukları orada olan annelerin Türkiye'de nasıl ızdırap içinde olduklarını bilmelerini isterim. Evlat acısının ne olduğunu bilmelerini isterim. Orada görev yapan askerlerimizin büyük bir kısmı fakir aile çocukları. Hiç milletvekili çocuğu gördünüz mü o bölgede görev yapan? Duymadık. Sırtı kalın olanların çocuklarını gördünüz mü o bölgede görev yapan? Gariban, bu ülkenin gerçekten yurtsever çocuklarını alıp gönderiyorsunuz oraya. O arkasından şehit olunca da efendim Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Göndersene çocuklarını. Şehitler Tepesi hiç boş kalmaz o zaman. Gönder çocuklarını.
Seni kefenle karşılayanları gönder oraya. Hepsi paralı askerlik yaptı. Bedelli askerlik yaptı. Bunları söylediğim zaman yine vay efendim Kılıçdaroğlu terör örgütünü destekliyor. Kılıçdaroğlu şunu yapıyor. Kılıçdaroğlu bunu yapıyor. Kılıçdaroğlu Allah da biliyor ki doğruları söylüyor. Kılıçdaroğlu Allah da biliyor ki haklının yanında. Kılıçdaroğlu Allah da biliyor ki fakirin, fukaranın hakkını koruyor. Kılıçdaroğlu o bölgede kan akmasını istemiyor. Kılıçdaroğlu diyor ki senin Orta Doğu bataklığında ne işin var arkadaş? Egemen güçlerin neden taşeronluğunu yapıyorsun? Suriye'ye niye girdik? Bir Allah'ın kulu çıksın bana anlasın ya. Suriye'ye niye girdik biz? Efendim işte oradaki terör... Kimin telkiniyle girdik? Efendim birilerinin telkiniyle girdik. Sırtımızı sıvazladılar. Erdoğan demedi mi bizi yalnız bıraktılar? Ne demek bizi yalnız bıraktılar? Bana gir dediler. Girdim sonra kimse bana sahip çıkmadı. Niye girdin? Hangi gerekçeyle girdin? Terör örgütü diyorlar. Allah aşkına Salih Müslim dediğim mi adı bilmiyorum. Salih Müslim'i evet. Davet edenler bunlar değil miydi? Bunlardı. Ve işin garibi kaçak yani hakkında bülten çıkartıldı. Yani terör örgütü olarak YPG kabul edildikten sonra da Türkiye'ye gelen bir isimdi. Evet. Yani öyle bir de şimdi durumdur. Kalkmışlar. Bütün bunlara rağmen kendi yandaş medyaları günün 24 saatinde Kılıçdaroğlu böyle, Kılıçdaroğlu şöyle, Kılıçdaroğlu efendim kimse... hep böyle hakikaten böyle baktığınız zaman televizyonları açıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız söylüyor, bakanlarımız söylüyor. Sürekli hep böyle sürekli Kılıçdaroğlu. Böyle. Ne yapıyorsunuz efendim? Böyle siniriniz mi bozuluyor? Şimdi bu olayları dinleyince... Benim sinirlerim hiç bozulmuyor. Onların sinirleri bozuluyor. O yüzden Erdoğan salı grup toplantılarını çarşambaya aldı. Onun için aldı diyorsunuz. İsterse perşembeye alsın, isterse cumaya alsın. Doğruları söyleyeceğim. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yok. Ama onların verilecek kadar dünya kadar hesapları var. Onun için biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Doğruları söylemeye. O doğruları söylerken de millet biliyor ki, eli vicdanında olan herkes biliyor ki ben doğruları söylüyorum. Ben kimsenin burnunun kanamasına istemem. Anladım. Hangi partiden, hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi yaşam tarzından olursa olsun. Ben her evde huzur olmasını isterim. Her evde insanlar huzurlu olsunlar. Huzur içinde yaşasınlar. Ben Türkiye'nin egemen güçlerin taşeronluğuna soyulmasını istemem. S-400 aldılar, şimdi gidip Patriot bize verin diyorlar. Nedir bu Allah aşkına ya? Yeri geliyor Putin, bizim stratejik ortağımız. Bir süre sonra Tukaka, Putin, yaşasın Trump, Trump bizim stratejik ortağımız. Ya siz nasıl bir devletsiniz? Nasıl bir cumhuriyetsiniz? Nasıl bir anlayıştır bu? Ya sizin bağımsız, kimlikli, kişilikli bir yapınız yok mu? Siz devlet değil misiniz? Ya Mustafa Kemal'in arkadaşlarının milli mücadele vererek, binlerce şehit kanı vererek kurdukları bu cumhuriyetin onuru yok mu Allah aşkına ya? Birisinin kuyruğuna takılıp gidersiniz. Evet. O kadar ki kalkar size en ağır hakaretleri yaparlar. Yine de gidersiniz acaba Trump beni görüp elimi sıkacak mı? 3 tane gazeteci fotoğrafımı çekecek mi? Bunun peşinde gidiyorsun. Pes ya. Vallahi pes ya. Dünyalarını da gideceksen Amerika'da yapacaksın. Gökdelen yapacaksın. Manhattan'da. Evet, neymiş Türkiye'de. Öğrenci yurdu yapıyormuşuz. Ne öğrenci yurdu ya? Manhattan'da öğrenci yurdu mu olur ya? Metrekaresi 10 bin dolara yerler kiralanıyor. Parayı kim ödüyor? Bu milletin fakir fukarasından alıyorsunuz. Ne diyeyim Allah aşkına Saygı Bey? Evet. O zaman ne diyeyim efendim? Tank palet deyin efendim bir de. Ha tank palet ayrı bir facia. Niçin biliyor musunuz? Yani siz bu konuyu sıkça gündeme getiriyorsunuz. Evet. İşte 50 milyon dolardan hep söz ediliyordu. Siz dediniz bu parasını biz toplarız dediniz ama orada ne oluyor şimdi son gelişmeler nasıl efendim bu tank palet fabrikası dediğimiz yerde? Tank paleti gündeme getirdiğinde. Altay tankı yapılacaktı evet. Ne oldu mesela? Tank siz paleti, yakından ilgilendiğiniz için konuyu evet. Onun için. Tank paleti her salı her grupta dile getireceğim. Bu ülkenin namusudur, bu ülkenin onurudur. Silahlı kuvvetlerin göz bebeği olan bir fabrikanın Katar ordusuna peşkeş çekilmesini kabul etmem. Edemem. Benim vicdanım kabul etmez. Benim milliyetçilik anlayışım da kabul etmez. Benim ahlakım da kabul etmez. Erdoğan diyor ki biz bunu satmadık diyor. Ben de biliyorum satmadın. Sen bunu bedava verdin ya. Bedava verdin. 50 milyon dolar yatırım yapacak. Kim yapacak yatırımı? Niye şimdiye kadar yapmadılar?
Bakınız, dışarıdan ürünü alıyorlar. Şu bardağı, yeni şirket, BMC. Dışarıdan alıyor bunu. Üstüne 12,5 kar koyuyor. Savunma Sanayi'ni, Milli Savunma Bakanlığı'na satıyor. Eskiden bunu dışarıdan alıyorlardı. Doğrudan doğruya veriyorlardı. Kar falan yok devletin. Evet. Fabrikası çünkü. Şimdi her şeyi dışarıdan alıyorlar. Üstüne %12,5 kar koyuyorlar. Satıyorlar oraya. Daha önümüzdeki günlerde hiç kimsenin aklının ve mantığının almayacağı şeyleri de anlatacağım. Önümüzdeki yani önemli gelişmeler var o zaman. Var efendim, var efendim, var. Tank üretiyoruz diyor. Ya ortada ne tank var, ne dişliler var, hiçbir şey yok. Ama Erdoğan çıkıp millete biz tank üretiyoruz diyor. Ya yalanın kuyruklusu olur da böyle bu kadar kuyruklusunu ben ilk kez gördüm. Savunma Sanayi Başkanı diyor ki tank üretemiyoruz. Niçin? 18 ay süre verdik. Ne zaman 18 ay başlayacak? Motoru bulduktan sonra başlayacak. Şanzımanı bulduktan sonra başlayacak. Ne zaman bulacaksın onu? Tarih belli değil. Belli değil. Böyle ihale. Siz efendim şeye de yazmışsınız sanıyorum. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na da bir mektup yazmışsınız galiba. Evet. Oradan gelen cevap yasalara uygun olarak yapılmaktadır diye. Yasalarda öyle hiç kısa, böyle bir şey yok. Kısa bir cevap veriliyor değil mi? Evet. Yasalarda böyle bir şey yok. Dava açtık. Bakın bugün Yeni Çağ gazetesinde Yavuz Selim Demirağ'ın çok güzel bir makalesi çıktı. Bu tür silahları üretmek için üretim izin belgesi gerekiyor. Evet. Üretim izin belgesi. Bunların üretim izin belgesi yok. Sonra gidiyorlar, bakıyorlar şeydeki fabrikaya, İzmir'deki fabrikaya. Bu fabrikada tank falan üretilmez diyorlar. Rapor yazıyorlar. Buna rağmen BMC'ye veriliyor. Buna rağmen düşünebiliyor musunuz? Ne hukuk, ne kanun, ne şu, ne bu. Hiçbir şey yok yani ortada. Ne bürokrasi. Bir Allah'ın kulu demiyor ya. Arkadaş bu kanunsuzdur demiyor. İşçi devlete ait. Çalışan asker devlete ait. Makinalar devlete ait. Üretilen mal devlete ait. Alan devlet. Araya %12,5 kar koyup BMC'ye para ve Katar ordusuna para veriyorsunuz. En büyük ortak, BMC'nin en büyük ortağı %49,9'da Katar ordusu. Geriye kalan iki kişi var. Meşhur televizyonlara sık sık çıkan sakallı olan adını şimdi unuttum. Bir de Talip Öztürk. Talip Öztürk de sordum kim bu Talip Öztürk? Güney Sulu biliyorsunuz o da. Kim bu adam? Şimdi siz devletin göz bebeği olan bir fabrikayı Katar ordusuna peşkeş çekiyorsunuz bedava. Talip Öztürk deyince 50 milyon dolar şey akla geliyor. 50 milyon efendim. Dolar yatırım unutmayınız sözünüz de 50 milyon dolar yatırım yapacak diyor. Ya bu fabrikanın değeri 20 milyar dolar. 20 milyar dolar. Senin ödediğin faiz 50 milyon doların yanında şey yani devasa bir rakam 50 milyon dolar kabak çekirdeği gibi kalır. Dedim ki 50 milyon doları bana bir ay süre ver ben bulacağım ya. Ben bulacağım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vereceğim 50 milyon doları. Yatırım onları yapsınlar. Evet. Ben şeyi söylemek Talip Öztürk diyordunuz. O kişinin aynı zamanda yani metro turizmin sahibi olan Galip Öztürk değil. O değil. İzleyicilere... Bu başka bir Talip Öztürk. Evet. Evet bu zaten siz Güneysulu dediniz. Evet. Erdoğan'ın çok yakından tanıdığı bir Talip Öztürk. Evet. Ve Talip Öztürk'ü de BMC'ye Ethem Sancağı tavsiye eden de Erdoğan. Bunu da yanına al diyor. Bunu da yanına al. Beraber malı götürürsünüz. Efendim diyor. Siz de çok şey biliyorsunuz ama. Efendim bunları bilmek zorundayız. Evet. Bunları bilmek ve milletimize anlatmak zorundayız. Devlet soyuluyor. Bakın bir daha söylüyorum. Devlet soyuluyor. Aile bir aile tarafından devlet soyuluyor. Devletin soyulmasına ya hepimiz evet diyeceğiz ya hepimiz hayır diyeceğiz. Devlet soyuluyorsa bunun sağa solu yoktur. Bunun siyasi parti olayı yoktur. Bu bir ciddi yolsuzluk olayıdır. Siz kalkıyorsunuz bir orduya, yabancı bir orduya fırtına obüslerini yapan fabrikayı peşkeş çekiyorsunuz. Bir ara diyordu ki ey Kılıçdaroğlu biliyor musunuz bu fırtına obüslerini biz üretiyoruz. Ben de biliyordum biz üretiyoruz. Sonra kalktım yandaş bir televizyon kanalında A Haber'de ATB dedi ki Kılıçdaroğlu diyor ki fırtına obüslerini
o fabrika yapıyor. Yalan, böyle bir şey yok dedi. Halbuki Erdoğan fırtına obüslerini yapım aşamasında kaynak yaparken fotoğrafı var elimizde. Ya insan kaynak yaptığı o obüsü bilmez mi ya? Ne olduğunu bilmez mi? Şimdi orada başka dümenler dönüyor. Onların hepsini böyle parça parça anlatacağım. Hepsini parça parça anlatacağım. Bu memleketin onuruyla, şerefiyle oynuyorlar. Ordunun onuruyla ve şerefiyle oynuyorlar. Ben buna karşı çıkıyorum. Neden? Bizim altı okumuzdan birisi milliyetçilik. Ben kendi ülkemin silahlı kuvvetlerine, kendi ülkemin halkına, kendi ülkemin ordusuna güvenirim. Güvenmek zorundayım. Tabii ki. Ama onlar bu ülkenin en önemli fabrikasını götürüp Katar ordusuna peşkeş çekiyorlarsa bunu herhalde ben itiraz ederim. Efendim şimdi siz bunları mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantılarınızda, açıklamalarınızda hep vurguluyorsunuz. Arkasından bir bakıyorsunuz işte bugün Kılıçdaroğlu ile ilgili işte 500 bin liralık tazminat davası. Evet. İşte Kılıçdaroğlu'nun işte yalanının üzerine 100 bin liralık tazminat davası. Bir de böyle tazminatlar var. Bunlar evet. Ne yapacaksınız efendim? Bunların efendim altından nasıl bu tazminatları hakimleri ayarlıyorlar önce, o mahkemelere kendi hakimlerini yerleştiriyorlar. O hakimler hiç bizim benim avukatımın taleplerini hiç dikkate almadan. Hiç ama. Ya diyor getirin bak Kılıçdaroğlu bunu diyor ama şu belgeyi getirin mahkemeye. Siz de göreceksiniz orada bütün bunların yazılı olduğunu. Hiç onlara bakmıyorlar. Saraydan aldıkları talimat üzerine en yüksek yargı kararları, ayım kararları, anayasa mahkemesi kararları, yargıtay kararları hiç dinlenmeksizin basıyorlar cezayı. Hemen arkasından haciz, işte Kılıçdaroğlu'nun evine nasıl haciz götüreceğiz? Kılıçdaroğlu bu parayı ödemesin, korkudan bir daha sussun ve asla bizi eleştirmesin. Ben parayla korkacak adam mıyım ya? Ben PKK terör örgütüne karşı mücadele eden bir kişiyim. Ben parayla onlar silah atarken ben oradaydım. Silahları konuşurken ben oradaydım. Ben korkar mıyım ya? Sen bana ceza yazacaksın, ben geri adım atacağım. Beyefendi sanacak ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Asla atmam, asla. Dediğim gibi ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak zorundayım. Çok samimi misiniz efendim bu sözleriniz? Efendim? Çok içten mi söylüyorsunuz? Çok içten söylüyorum. Allah şahittir, içten söylüyorum. Anladım. Bakın bir daha söyleyeyim. Allah şahittir ki içten söylüyorum. Anladım. Doğru insanlar tarihin her döneminde ağır bedeller ödemişlerdir. Ben bütün bu ağır bedelleri göze almış bir insanım. Ben linç edilmeye de kalktılar beni. Şehidin cenazesine katıldım diye. Evet. Yani. Şehidin cenazesine katıldım diye. Ya söyler misiniz bana? Şehidin parasına el koyana bir şey yapmıyorsun. Şehidin hakkını savunanı linç etmeye kalkıyorsun ya. Bu mudur adalet Allah aşkına ya? Evet. O ölen askerin, ölen askerin hakkını, onların kurdukları dernek geldi bana, onların hakkını ben savundum meclis kürsüsünde. Haklarını yiyenler alkışlandı, ben linç edilmeye kalktım. Ama bütün buna rağmen bildiğimiz doğru yoldan sapmışız. Efendim bu kadar anlatıyorsunuz doğru yolu, buna rağmen yeterli kitlelere ulaşabiliyor musunuz? Ya da sizin bu az önce dediğiniz gibi Allah biliyor, yürekten, evet, içten söylüyorum, evet, dediğiniz o samimi duygularınız hedefine ulaşabiliyor mu sizce? Ağır ağır ulaşmaya başladım. Ağır ağır. Başlangıçta geçen gün birisi bana aynen şunu anlattı. Kılıçdaroğlu'nu birisi anlatmış bizim il başkanımıza. Ya Kılıçdaroğlu'nu televizyonda izliyorum. Doğru bulmuyorum ama eve gidip dolabı açınca ya bu adam doğruları söylüyor diyor. Buzdolabını açınca evet, doğruları söylüyor diye. Çünkü gerçekle karşılaşıyor. Buzdolabı açtığında hayatın gerçeğiyle karşılaşıyor. Evet efendim. Efendim hayatın gerçekleriyle genelde hakikaten buzdolabında karşılaşılır. Evet. Buzdolabını açıyorsunuz, bakıyorsunuz zamları da orada görüyorsunuz. Hayat her şeyi görüyorsunuz. Orada görüyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Buzdolabımız ne durumda efendim memleketi? Bazı buzdolapları hariç ama. Tabii. Sarayın buzdolapları hariç. Orada bir buzdolabı dersek yanlışlık olur. Tamam, kim bilir orada neler var yani? Neler var? Nasıl bir lüks var? Geçen birisi geldi, anlattı. Ya dedi, siz daha odaları falan görmediniz dedi ya. Nereden geliyor efendim bütün bu zilgiler size? Gelir efendim. Bu devlette hala namuslu insanlar var. Hala düzgün insanlar var. Hala haksızlığa, hukuksuzluğa tahammül edemeyen insanlar var. Bunlar geliyorlar, bilgileri aktarıyorlar.
Tabii biz her aktarılan bilgiyi hemen dile getirmiyoruz. Yani mutlaka. Sonuçta tabii. belgesi olacak. Bize gazeteci gelen belgeyi ayrıca bizim efendim. Doğrulatmamız evet. gerekiyor. Yani gazetecilik gibi efendim. Bir bilgi öyle. Gelir, doğrunu araştırmadan aynen. yazamıyorsunuz. Aynen. Onun gibi. Evet. Saman ithalatı ile ilgili yalan söylüyor Kılıçdaroğlu. Saman ithal etmiyoruz demişti. Gümrük giriş beyannamelerini hepsini aldım. Ki bir sefer değil, iki sefer değil. Onlarca sefer saman ithalatı var. Düşünebiliyor musunuz yani? Ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyorsunuz. Şunu düşünmüyor ya. Ya bu Kılıçdaroğlu söylerse mutlaka bir dayanağı vardır ya. Beyler siz beni mi kandırıyorsunuz demesi lazımdı. Var dayanağımız var yani. Buğdayla ilgili de söyledim. Buğday ithalatı ile ilgili. Onu da açıklayacağım. Salı günü onu da açıklayacağım. Orada da ayrıntılara gireceğim. Çiftçinin nasıl bu hale getirildiğini, nasıl perişan edildiğini çiftçinin. Bakın bir şey daha var. Bunun üzerinde de yeteri kadar kimse durmuyor aslında. Türkiye enerji alanda, turizm alanda, tarım alanda Rusya'ya bağımlı hale geldi. Yarın papaz oldunuz Rusya'yla. Ya bir uçak düşürdüler. Maliyetini biliyor musunuz uçak düşürmenin? Sonra araya bir sürü adam koydu. Trump'tan özür diledi. Ne olur Trump diyorum Putin'den. Putin'le. Ne olursunuz bizi affedin. Kusura bakmayın. Özür diliyoruz. Uçağınızı yanlışlıkla düşürdük falan filan diye. Uçak düşürürken kahramanlık edebiyatı yapıyordu beyefendi. Ben uçağı düşürdüm. Ben talimatı verdim. Sonra özür üstüne özür. Siz bir ülkeyi enerji konusunda, tarım konusunda, turizm konusunda bir ülkeye bağımlı hale getirirseniz siz o ülkeyi yönetmiyorsunuz anlamındadır. Sizi yönetiyorlardır. Ve siz yönetildiğinizin bazen farkına bile varmazsınız. Evet. Ne zaman varırsınız? Onunla kavga ettiğiniz zaman, size fatura çıkarıldığı zaman fark edersiniz. Beni yalnız bıraktılar dediği gibi Suriye'de. Bizi yalnız bıraktılar. Yalnız bırakırlar tabii. Elin oğlu ateşi maşayla mı tutar? Maşa varken maşayı kullanır. Siz maşa pozisyonuna düşmeyeceksiniz. Onların talebi üzerine ateşi elle tutmayacaksınız. Bizim askerimiz orada. Niye orada? Söyledik, niye orada? Oturup bir cevap versinler. Şimdi diyor ki bizim askerimiz orada olmasa şu kadar savaş Türkiye'de çıkacak. Şu kadar bilmem can kaybı Türkiye'de olacak. Niye sokuyorsun kendi ülkene? Sen onlara silah niye gönderdin? Bütün bunların faturası geldi sonuçta ekonomide vatandaşı buldun. Vatandaşı buldu. Emekli memnun mu? Hayır. Perişan vaziyette. İşsizlik gene öyle. 17 yıl önce aldıkları Türkiye'den, devraldıkları Türkiye'den 18. yılın başında çok daha kötü bir Türkiye'yi 82 milyonun önüne koydular. Saniyede ödedikleri faiz, evet. harcadıkları paralar. Avrupa'da, daha doğrusu Londra'da bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslim ettiler ya. Oradan para gelmezse ekonomi yönetemiyorlar. Dışarıdan para gelmezse yönetemiyorlar. O kadar vergi topladılar. O kadar özelleştirme yaptılar. 62 milyar dolar. Ya 62 milyar doları ne yaptınız Allah aşkına siz? Cebimizden 5 kuruş para çıkmayacak diyorlardı. Şehir hastanelerini yapıyoruz. Köprüleri yapıyoruz, yolları yapıyoruz. Şunu söylüyor. Ey Kılıçdaroğlu, bunun adı yap, işlet, devret biliyor musun? Senin bundan haberin yok. Senin haberin yokken benim ondan haberim vardı. Cebimizden 5 kuruş para çıkmayacak. Doğru bu. Bak bu laf doğru. Beyefendinin cebinden 5 kuruş para çıkmıyor. Tam tersine cebine milyarlar akıyor. Ama o 5 kuruş para... Bu milletin fakir fukarasının cebinden çıkıyor. Ben bunu bilmiyorum. Yani. Evet. Bütçede bile gizleyerek onlara aktarılan paraları belli fasılların içine yerleştirerek. Biz onu bilmiyor muyuz ya? Biz çocuk muyuz? Hepsini biliyoruz. Nerede, ne kadar para konduğunu. Şehir hastanelerinin maliyetini açıklamıyorlar. Ticari sır diyorlar. Evet efendim açıklamıyor. Biz nereden öğreniyoruz biliyor musunuz? Şehir hastanelerine danışmanlık yapan İngiltere'deki firmanın internet sitesinde listeleri var. Hangi hastanenin kaç milyon dolara mal olduğu orada yazılı. Metrekareler yazılı. Ama size bilgi verilmiyor. Bize vermiyorlar. Soru önergeleri veriyorlar. Onlar biliyor. Bize efendim bunlar gizlidir diyorlar. Ticari sır. Oradan çıkarıyoruz biz. Dünya bakın oradaki şeffaflığa bakın.
Bizdekine bakın. Efendim yalnız kaynak veriyorsunuz vallahi, bundan sonra onlara da etki yapabilirler. Yok, onlara etki yapacaklarını sanmıyorum. Çünkü onlar da bakın biz Türkan Vakfı var ya, evet, Amerika'dan. Evet. Tabii o vakfa ne kadar para gitti onlar resmen açıklıyorlar. Biz bir dilekçe verdi. Oradaki bizim temsilcimiz Yurter Bey bir dilekçe verdi. Onlar dilekçenin cevabını yazıyorlar. Diyelim ki lobi yani yapıyor. Yani şeffaf dediğiniz. Tabii şeffaf diyor. Yani kim ne kadar para göndermiş var ama kimin gönderdiğini açıklamıyorlar. Şu kadar para geldi Türkiye'den diyorlar ama o parayı kimin gönderdiğini açıklamıyorlar. Ayrıca biz mesela orada benzer şekilde diyelim ki lobi faaliyetleri yapıyor Türkiye. Lobi faaliyetleri yaptıkları yaparken ya da tuttukları danışman firmaların isimleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaç milyon dolar lobi faaliyeti yapsın diye o şirketlere ne kadar para ödediği oradaki Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde var. Biz oradan tak 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 çıkarıyoruz. Diyoruz ki bunları açıkça sorsak bu gizlidir diyecekler. Ama Amerikalılar kendi internet sitelerine koyuyorlar. Çünkü hangi şirketin ne kadar gelir elde ettiği, ne kadar gideri olduğunu denetlemek zorundalar. Evet. En büyük suçlardan birisi Amerika'da vergi kaçakçılığıdır. Ama bizde de devleti yöneten kişiler, devleti yöneten, devlete vergi vermemek için Manadası'nda şirket kurup oradan efendim, para getiriyorlar. Efendim, şimdi yine hakkınıza dava açılabilir. O yüzden hiçbir şey olmaz. O davaların tamamını kazanacağım Saygı Bey. Kazanacağım. Evet. Evet. Efendim, seçim yaklaşıyor. Daha doğrusu kurultay. Evet. Genelde böyle İstanbul, işte Ankara, İzmir kurultaylarıyla ilgili şöyle eleştiriler var. Tek adaya indirildi. Tek adaya indirilmesi nedeniyle işte partide demokrasi tam anlamıyla işlemedi. Bir yerde başkan adayları üzerinde, siyaset üzerinde baskı uygulandı deniliyor. Niçin baskı uyguladınız efendim? Halbuki siz hep böyle demokrat kimliğinizle tanımlıyorsunuz. Evet. Aynen demokrat kimliğimiz devam ediyor. Herhangi bir baskı falan söz konusu değil tabii. Yani o baskı daha çok bizim yandaş medya olarak tanımladığımız medyanın şeyi. Pek çok yerde birden fazla aday çıktı. Yalnız şunu istedim Saygı Bey. Birden fazla aday çıkar, yarışabilirsiniz. Ama kavga olursa, kavgayı kim çıkarırsa ben onu partide tutmam. Yarışırsınız. Demokratik bir şekilde yarışırsınız. Sonuçta bir kişi kazanacak. Kazanan kişi kaybeden kişiyi düşmanı olarak görmeyecek, rakip olarak görmeyecek. Beraber çıkacaksınız kürsüye. O kişi de gelecek senin elini kaldıracak. Evet sen kazandın kardeşim. Bundan sonra ben senin emrindeyim. Hep beraber memleket bu halde Türkiye'yi mutlaka huzura kavuşturacağız. Bütün hedefimiz ne? Bu ülkeye huzuru getirmek, bu ülkede beraber yaşamayı getirmek, birlikte yaşamayı getirmek, farklı düşünen insanı suçlamamak, farklı düşündü diye onu ötekileştirmemek ya da farklı kimlik ya da farklı inancı var diye onu tamamen listenin dışına atmak gibi bir şey değil. Herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir sorunumuz yok. Onlar söylüyorlar ama hiçbir sorunumuz yok. Çok şükür bu kültür de partide egemen olmaya başladı. Eskiden kavgalar, dövüşler falan olurdu. Olur, şimdi evet. Kavga yok, dövüş yok. Bazı yerlerde 5 aday çıktı. Bazı yerlerde 3 aday, bazı yerlerde tek aday çıktı. Dolayısıyla hani bu çerçevede güzel bir geleceğe hazırlanıyoruz. Mesela bazı şeyler efendim, diyelim ki 600 delege var. Bakıyoruz işte 250 tane il başkanına 250 çıkmış falan. Bu bir taraftan tepki olarak gösteriliyor ama bazen konuştuğumuz partililer de diyor ki zaten diyor tek aday olduğu için onu kutucuğu imzalanmış gerek duyulmuyor. Evet, İzmir'de şeklinde de kutuyu yukarıya koymuşlar. Altta da ismi var. Evet. Altta imzala işaretleniyor. O şekilde deniliyor. O bir daha fazla. Evet, o da, ben gördüm onları da. O da aşağıda kendi imzası olan yerde daha fazla oy aldığı için yukarıdaki kutuyu işaretlemiş. Bunlar olur yani. Sonuçta şu var. Onu da söyledim arkadaşlara. Sadece kendi çevrenizdeki arkadaşları kurultay delegesi yapmayın. Yani mesela geçmişte diyelim ki genel başkana karşı imza vermiş olan insanlar varsa bunları da yapın.
Yani biz böyle onları, yok efendim, onları şeyin dışında bırakmayın tabii. Yani, öyle yani imza falan evet, atıyor, yani, şeyleri açmış insan. Örnek vereyim, işte bugün mesela Gaziantep geldi. Gaziantep seçilen il başkanı, orada da birden fazla aday vardı. Gaziantep'te seçilen il başkanı geldi, kendisini kutladık, işte gitti. Geçmişte imza vermiş aleyhime. Olur, ne var yani bu parti, yani demokrasi yok mu? Onun da öyle bir hakkı var. Benzer şekillerde bizim Balıkesir il başkanı, ben Balıkesir'e gittiğimde gazeteciler sordular. İşte il başkanı, biz Ahmet Akın Bey'i çektik, yerine İyi Parti'nin belediye başkan adayı oldu. Ahmet Akın tabii partinin kurallarına uydu. Tamam dedi, çektiyseniz ben geliyorum parti diye. Evet. Ama il başkanı da bir köpürdü, genel merkezi suçladı, nasıl yaparsınız falan filan diye. Gazeteciler sordular il başkanı için ne diyorsunuz diye. İl başkanının hakkı tabii de, o büyükşehir belediye başkanını kazanmak istiyor. Genel merkezi onu yapınca da o da bir partili tabii, buna tepki gösterecek. Biz de bu tepkiyi gayet olağan karşılayacağız dedim. Bir de kim seçim oldu. Gene orada da galiba 2 veya 3 aday vardı. İl başkanı kazandı yine. Yani kazanır. Demokrasi kültürünü getirmek zorundayız. Ve bu kültürü Türkiye'de yaşatan parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yani bunu da kabul etmek zorundayız. Ha, bu kültürü yaparken, bu kültürü yerleştirirken eksiğimiz yok mu? Olabilir. Yanlışımız o da olabilir. Ama bütün mesele, çok iyi niyetlerle yola çıkıyoruz ve bu iyi niyetlerle hatayı, kusuru, eksiği görerek zaman içinde düzeltmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi kurultayda ne bekliyoruz efendim? Kurultayda her şey güzel olacak gerçekten, bizim İstanbul seçimlerinde ifade ettiğimiz gibi her şey çok güzel olacak. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar çok zor. Ben hiç kimsenin umutsuz olmasını istemem. Biz güzel bir Türkiye vaat ediyoruz herkese, bütün partilere güzel bir Türkiye vaat ediyoruz. Tabii şunu da hakkını yememek lazım. Millet İttifakı dediğimiz güzel bir ittifakımız var. Yani İYİ Parti ile kurduğumuz, Demokrat Parti ile kurduğumuz, Saadet Partisi ile kurduğumuz güzel bir ittifakımız var. Önemli bazı gelişmeler olduğu zaman genel başkanları, ittifakın üyesi olan genel başkanlarımızı arıyorum. Onlara kendi düşüncelerimizi aktarıyoruz veya doğrudan doğruya ziyaret ederek kendi düşüncelerimizi kendilerine aktarıyoruz. Elbette her birimiz farklı partiyiz. Her birimizin dünya görüşü tabii belki farklıdır. Ama demokrasi konusunda bir ortak tavır takınıyoruz. Tabi bu arada şunu da söylemem gerekiyor. O soru da zaman zaman geldiği için Sayın Ahmet Davutoğlu veya Sayın Ali Babacan'ın takındıkları tavır, tutum konusunda onları da yakından izliyoruz, bakıyoruz. Evet, onlar da söyleyeyim, demokrasi konusunda önemli söylemler dile getiriyorlar, söylüyorlar. Ben önümüzdeki süreç içinde, yani önümüzdeki seçimlerde daha farklı bir Türkiye'nin, rahatlamış bir Türkiye'nin, kendi sorunlarını çözme konusunda kararlı bir yapının iktidar olacağına inanıyorum. Çünkü ayrışmanın, kavga etmenin hem içeride hem dışarıda Türkiye'ye hiçbir yarar getirmediğini artık sokaktaki sade vatandaş da gördü ve duydu. Türkiye'nin kurucu değerlerine dönerek barış eksenli bir dış politika oluşturması, huzur eksenli bir dış politika oluşturması, tam tersine ekonomisini geliştirmesi, hem üretmesi hem dünyaya satması konusunda özel olarak teşvik edilmesi, işsizlik sorunu gibi bir belayı bitirmesi, topluma huzuru getirmesi gibi bir işlevi üstlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu da yapacağız biz. Ama evet, bunu ben tek başıma dersem biz yapacağız, o da yanlış olur. Yani biz Millet İttifakı olarak bir araya gelip, Millet İttifakı olarak bir araya gelip demokrasi içinde, demokrasinin güzelliği içinde, muhalefete de saygı göstererek, muhalefet de elbette olacak. Muhalefetsiz bir demokrasi evet, olmaz zaten. Evet. Ama bugünkü iktidar muhalefete tahammül edemiyor. Muhalefeti susturmak için her şeyi yapıyor. Biz tam tersine muhalefetin iktidarın en büyük yardımcısı olduğuna inanıyoruz. Çünkü farklı bir gözle yaptığımız işin evet, doğru mu yanlış evet, mı olduğunu onun gözüyle biz bakacağız, değerlendireceğiz. O çerçevede Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak gibi bir işlevimiz efendim, var ve bunu sizin yapacağız. Son cümleniz belki bu olduğunu düşünüyordunuz ama evet, benim son bir sorum olsun o zaman. Tamam. Şimdi aynı konuyla paralel olduğu için söyleyeceğim. HDP'nin biliyorsunuz geçen hafta kurultay yapıldı, evet, kongresi yapıldı. Orada bazı açıklamalar yapıldı. Daha şeffaf olalım işbirliği konusunda. Evet. Böyle bir çağrılar vardı. Sizin bu çağrıya karşılık
Ne dersiniz efendim? Şimdi HDP demokrasiyi savunuyor. Demokrasi güçleri bir araya gelsin diyor. Evet. Oturalım demokrasi güçleri olarak hep birlikte hareket edelim diye ifade ediyor. Ortada bir seçim falan yok zaten şu anda. Her parti kendi görüşünü bir şekilde dillendiriyor. Ekonomi konusunda da, dış politika konusunda da, tarım konusunda da, eğitim konusunda da evet, seslendiriyor. Tabii HDP de bir siyasal parti. Onun da parlamentoda ciddi bir gücü var. Dayandığı geniş bir kitle var. Dolayısıyla biz HDP'nin kendi programı, kendi planları var, kendi dünya bakışı var. Bizim de ayrı programımız var, ayrı dünyaya bakışımız var, demokrasi anlayışımız var. Eğitim konusunda, ekonomi konusunda, tarım konusunda bütün bunların tamamını biz de düşünüyoruz. Bizim var, MHP'nin aynı şekilde var, İYİ Parti'nin var, AK Parti'nin var, diğer partilerin var. Demokrasi konusunda ortak bir çaba göstermek her zaman güzel bir şey. Ya. Kim demokrasiye karşı çıkmak ister ki? Efendim şeyiniz bir şartınız var mı? Mesela HDP'nin PKK ile ilişkilerini kesmesi. Efendim biz... Sizin yani o konudaki biz, duyarlılığınızı biliyorum. Biz size. Siyasal partinin terör örgütüyle arasına çok açık ve net bir mesafe koyması lazım. Baştan da söyledim. Terör bir insanlık suçudur. Teröre karşı hepimizin durması gerekir. Terörü hepimizin lanetlemesi gerekir. Terör dolayısıyla bu ülke çok ağır bedeller ödedi. Yeni bedeller ödemek istemiyoruz. Ağır bedeller ödemek istemiyoruz. Bu ülkede 83 milyonuz. Yaşlımız, gencimiz, çoluğumuz, çocuğumuz 83 milyonuz. 83 milyona yetecek güzel bir Türkiye'miz var. Bu Türkiye içinde hep beraber kimlik, yaşam tarzı, efendim eğitim düzeyi, kadını, erkeği, genci, yaşlısı hep beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yani bu ülke bizim için çok güzel bir ülke. Geçmişte bu güzelliklerin çoğunu yaşadık. Bundan sonra da çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir ülke bırakmak istiyoruz. Dolayısıyla her siyasal partinin terör örgütüyle arasına açık ve net mesafe koyması lazım. Yani ön şartımız bu anladığım kadarıyla. Elbette bu dünyanın en güzel şartlarından birisi aslında. Evet, evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. CHP Genel Merkezi'ndeyiz ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile gündemdeki konulara ilişkin sohbetimiz tamamlandı. Sizlere biz iyilikler, esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın, iyilikle kalın.